Şimdi konuştuğumuz konu biraz önce Caner de hani konuya başka bir perspektiften baktı ama şimdi bir bakıyoruz ki Sümer'de yaşamış olsak her insanoğlunun var olduğu yani e, günden bugüne kadar insanlık tarihi içinde kurban çok önemli bir unsur. Hı hı. Yani e, insanoğlu bir şekilde korktuğu şeylerle kurban veriyor. Sevdiği şeyler için adakta bulunuyor. Biraz önce Teyfur'un dediği gibi. Şimdi Sümer'e gittik. Yani 3000-4000 yıl önceye gittik. Ee, bir baktık ki karşımızda Moloch diye bir karakter var. O da bir tanrı kendisi. Ve bebek kurban ediliyor. Bu bebek kurbanı bir bakıyoruz ki aslında bazı dinlerin içine de Sümer'den karışmış durumda. Ama... Yine bakıyoruz Maya'larda o insan belki... kurban ediliyor. Tabii. Tabi yani. Aynı şey. Aztek Maya bu kültürlerde de insan kurban edilmesi var çünkü tek bir amaç var hepsinde tanrıya ulaşacak bir mesajın gitmesi. Tabii. Şimdi genel olarak kurban'a nasıl bakıyorsun sen? Bir de e, Yahudiliği konuşmamız lazım tabi orada da korban diye geçen kelime. Tabii söylememiz lazım. tabi, zaten tabi yine Hristiyanlıkta kurban var mıdır? Tabii ki vardır. Aman atlamayın. Aman Çünkü orada en çok... büyük en büyük kurban Komünyon İs... ayinlerindeki İsa'nın kendi kendisi e, işte. etinin ve e, 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 kanının içilmesi de Onu konuşalım. Evet. Şimdi tabi hocalar güzel değindi. Şöyle yapalım. Şimdi dinler tarihi olarak şöyle söyleyeyim size. Aslında e, kurban eğer dinin başlangıcı olarak yani inananlar anlamında Hazreti Adem'i alırsak yani ilk insan olarak Hazreti Adem'i alırsak işin antropolojik tarafına evrim tarafına girmiyorum. Kutsal metinlerden yola çıkalım. Kurban Hazreti Adem'den çocuklarından beri var. Fakat yani e, insan kurban edilmesi veyahut da böyle insanlık dışı şekilde bir hadise ile başlamıyor. Nasıl başlıyor? Kabil ile Habil arasında bir problem olduğu zaman bir adakta bulunuyor. Acaba hangimiz haklıyız? Allah buna karar verir. E, Habil gidiyor, değil mi? Habil gidiyor. E, Yetiştirdi çünkü şeyi temsil ediyor. Allah, yani, Allah. Habil'den en güzel hayvanı getiriyor, en sevmesini getiriyor. Onu takdim ediyor. Kabil de gidiyor, ikinlerinden en sararmışını getiriyor yani hilebazlık yapıyor kalbi temiz değil yani kabil burada ne yapıyor sahtekarlık yapıyor elbette ki Tanrı yani Allah sürünün en güzelini getiren ona teslim olan Habil'inkini kabul ediyor Kabil'inkini kabul etmiyor dolayısıyla monoteizm yani tek Tanrı cidindeki kurbanın başlangıcı böyledir ama bazına göre dini monoteizmden değil de politeizmden başlatırsan yani dersen ki aslında önce bir tek tanrıcılık yoktu. Evrim sürecinde işte insanlar zaten dini kendisi ortaya çıkardı. Ama bunun biyolojik evrim teorisiyle de bir alakası yok. konu diyelim. Bu tamamen soyut. Ee, e, dinler tarihinin tarihinin dinlerin evrimi diye ayrı bir teori var. Hani biyolojik evet, evrimden. Çünkü çok şimdi karışıyor birbirine. Şimdi teolojik e, tamamen temele... ayrı bir konu aslında biyolojik evrim. Evet. Şimdi bunu biz Tamamen de ayrı demeyeyim de ayrı. Biraz ayrı ama şu an. Biyolojik tekamülden bahsediyorsun. Şimdi hadi konuşalım. Evet. Yani şöyle. Yani eee antropolojik düzeyde konuşacaksak yani eğer artık yeryüzünde işte hani Ağustral, Epiktuslar var, Homo Afabeler var, Homo Sapiensler var filan, Homo erectuslar var diye başarsak, iş başa başka bir tarafa gider. Ama işi Adem'den başlatırsak başka, dologu, tarafa, başka gider. tarafa gider. Şimdi Adem tarafından konuştuk yani. Adem tarafından bu iş böyle başlıyor. Hazreti İbrahim'e geldiği zaman ne oluyor? tabii o ayrı bir konu. E, fakat e, burada şu var, ee, mesela Abim Kabil'de kaldın neyi ha, ifade etmek istedin net ya olarak burada bir samimiyetin ifadesi yani kurban bir samimiyeti denemenin ifadesi olarak ilk defa tarih sahnesine çıkıyor neyin samimiyeti Allah'a inanmanın doğru yaşamanın imanlı yaşamanın hatta Ali Şeriat'ın deyimiyle şöyle diyelim Kabilci bir tarih felsefesiyle toplum felsefesiyle Kabilci tarih ve toplum felsefesinin ortaya çıkması var ortada. Birisi hakkı temsil ediyor, gerçeği hakikati temsil ediyor. Birisi sahtekarlığı güç gücü, gücü, kuvveti öldürmeyi ve dolayısıyla Tanrı'ya rağmen hakimiyeti temsil ediyor. Hocam sence Böyle de koyabiliriz. Kabil evet. Allah'a inanmıyor muydu? İnanıyordu ama sahtekarlık yapıyoruz. Sonra pişman oluyor tabii. Allah'a inanmamak zaten inanmamak şöyle, için o şöyle yani Allah'a şey inanmamak imkanlı var. E babası peygamber ya. Şöyle Ya yani onun için dinler, inanmama şansı var mı? Yani e, tabii. dinler tarihinde dinler tarihi insanlık tarihinde ateizm çok modern bir kavramdır tabii, tabii, yani. Yani böyle yani böyle ateizm zaten Onun için sordu. Şunu söyleyeyim, Ha yani. anladım. İnanmamak mümkün mü? Mircea şöyle söyler zaten bunu. Dinler tarihinde en büyük hocası odur yani bizim Mircea Eliade. Eliade evet. Tanrı inancı yani Allah inancı Marksistlerin iddia ettiği gibi böyle ateistlerin, atelerin iddia ettiği gibi bilincin, tarihsel yürüyüşünde bir evre değildir. Bilincin bizatihi yapı taşınır. En saf ateist bile zaten Tanrı fikrinden bağımsız kalamaz ki. E Tanrı yoksa zaten neyin ateizm yapıyorsun yani? Tabii inkar etmek bile bağlılığını e, kabul etmektir. E, tabii diyorsun. bir anlam. Neyse. E şimdi dolayısıyla hani e, böyle başlıyor. Ama elbette ki mesela Yahudilik yani aslında İbrahim'i dinlerde bu işin merkezi Yahudiliktir. Yahudilerin bir filozofu Rambam yani Moşebim nedir? Moşebim Maymonides. Maymonides. Kısadır Rambam bunun evet. o şöyle söyler. 613 tane emir vardır şeyde Tevrat'ta. Bunun 100 tanesi direkt kurbanla ilgilidir. 100 tanesi. Yani Yahudilikte bu benim hocam işte hahammaşı hocamdır yani onları da dinlemiştim. Böyle Yahudilikte böyle kurban kesmek bizim kasapların yaptığı gibi bir iş değildir aziz kardeşim bunun ayrı bunun yani bir Yahudi kurban keseceğiz ama bir, bir törendir. Hahamın, tabii, tabii. hahamın nezaretinde keseceksin. Kıyafetlerini giyeceksin. Onun yiyeceksin. soluk borusunu... Su, kur, müziği çalacaksın. Müziği çalacaksın. Tabii. Hayvanın soluk borusundan tutun bilmem efendim tabii, bir tabii. Şey, şey diğer borusuna etin, kadar etin... Bütün kanı bütün akacak. Bütün kanatlarına akacak. Akana kadar tuzlayacaksın. Tuzlayacaksın. <laughs> Bu iş böyle devam eder. Tabii. Bu iş yani öyle basit bir hadise falan değildir. Yahudiliktir bunun İbrahim'i dinlerdeki merkezi. Ve dolayısıyla tabii hani hocamın da söylediği tabii bu iş e, paganlarda var mı? Evet var. Çünkü hatta 87'ye kadar Aztekler de ya insanlar böyle bir kişi kişi değil. Son Mayor Tapınağının inşa edilmesinde Aztekler de 20 bin kişi kurban edildi. Evet. 20 bin 20 bin hoca bilir. 20 bin tane insan kurban edildi. Mısırda yok mu? Nil yerine atıyorlar. Yani. Mısırda da Avrupa'da kurban var. Da tabii. E peki bizim halen bu Togo var ya bu Nijerya o oralarda asitiler var biliyorsunuz. Evet. O kurban aynı efeyi bir devam etti. İngilizler gelene i̇nsan kadar kurbanı insan kurbanı diyor. İnsan kurbanı diyor. İnsan İngilizler Hindistan'a gelene kadar çok yaygın olmasa bile Hindistan'da bile vedalar. E, Rigveda, Samaveda, Yajurveda e, Rigveda değil insan de insan daha değerli kurbanda. Çünkü yani e, Allah yani aslında bu hayatın kutsalmasıdır. Evet. Paganizm yani insan en, insan en zor değil mi vazgeçilebilecek olan. Yani olan? İnsan başlangıçtan zaten o ilk çocuk ona adanmıştır ya kurban ettiği zaman onu düşünmüyor aslında. Kurban onu öldürmeyi düşünmüyor onu yapan. Onu özgürleştirdiğini düşünüyor. Evet. Çünkü o ilk doğan çocuk, ilk ürün Tanrı'ya adanıyor ya, onu kurban etmek, onu özgürleştirmek demek. Yani aslında burada hayatın kutsanması anlamına falan geliyor. Bu kurban Aa. edilen için de aynı şekilde. E, tabii yani da o da isteyerek e, tabii arzusu yani mesela, Tanrına, hani mesela, çünkü Tanrı'ya ulaşma evet. E Tabii şimdi Kur'an'a baktığın zaman veya Tevrat, Tevrat'tan İsa geçer tabi de onu konuşmuştuk rahmetli Ömer Faruk Arman benim hocam olur yüksek sesinden Allah rahmet eylesin. Şimdi Allah rahmet şöyle a, Zaten tabi İsmail diyor ki baba diyor yani değil mi yani boynunu eğiyor diyor çekinme diyor yani bu diyor Allah'ın emrini yerine getireceksin onu özgürleştireceksin Yahudilere göre bu İshak'tır bize İshak yani. göre İsmail'dir neyse bunu tartışabiliriz Kur'an'da ismi yok ama İsmail genel yok. görüş İsmail olduğu yönünde aslında İslam düşüncesinin bize içinde İshak İsmail... olabilir diyen de o çıkmış ama Evet. İshak olmak... genel görüş İsmail'dir hocam is... genel görüş İsmail'dir ama İshak olma ihtimali de vardır onu söyleyeyim olabilir tabii. Şimdi dolayısıyla peki Hazreti İbrahim ne yapıyor İbrahim'in yapmış olduğu şey nedir kurbanı dolayısıyla doğru amacına oturtturmaktır. Yani insan kurban etmenin ta Adem'de zaten insan kurban etmek yoktu. Takdimesi yoktu. Paganlarda tabi bu gelişiyor. Paganlarda bu var. O zaman ne yapıyor? Allah'ın peygamberi de etkileniyor. Öyle diyelim. Tam oğlunu kurban ederken Allah müdahale ederek insan kurban etmeyi İbrahim'in şahsında ne yapmış oluyor aslında? Kaldırmış oluyor. Yani insan Hazreti İbrahim insan kurban edilmesini yasaklayan peygamberidir. Ve aynı zamanda Nuh'tan sonraki üç, ikinci bir biliyorsun a, a onu konuşacağız. Adem'le tabii, bir ahit tabii. var. Ahidin sembolü biliyorsun yasak ağaçtır. Bir Nuh'la sembol var. Ee, bir de İbrahim'le yapmış olduğu e, neyi vardır? Allah'ın bir ahdi vardır yani. Sünnet. Biz bile bazen soruyorlar. Işte bize her şey işte, işte Caner bize niye sünnet oluyoruz? E, İbrahim'den dolayı oluyoruz yani çünkü İbrahim'in ya Allah'la yapmış olduğu sün şeyr Ahdin Seyne işaret ediyor. tabii. E, erkeklik uzunun uzun üst tarafını kesmek. Yani bu çok önemli anlamlı bir şey Yahudilikte. Bizde anlamlı bir şey. Yani diyorsun ki benim benden sonra gelen, benim şeyler nesiller senin yolunda olacak. İşte o Ahdin şeyini a, alametini o çoğalmanın sembolü olan erkeklik organında taşıyorum diyorsun. Mührünü taşıyorum. Yani Yahudi ilahiyatında da bunun anlamı budur yani. Çünkü İbrahim, Abraham'dı İbrahim oldu yani. Çoğul olarak milletlerin babası oğlu. Peki milletler nereden türüyor? Cinsellikten türüyor. Tenasül. Evet. Tenasülden. Peki cinsellikteki onun işareti ne? İşareti o. Kur'an-ı Kerim'de şey var mı sünnet? Yok. Yok yani Hazreti Peygamber e derler, kim sünnet etti? Gelene göre Hazreti Peygamber sünnetli olmuştur. Ha diğer toplumlarda, paganlarda da filan da sünnet falan var. Da var. O ayrı bir konu. Ama bu işi biz hani tevhid geleneği bağlamında yani oturturmaya çalışıyoruz. Yani o nereden kaynaklanıyor? E şimdi dolayısıyla ama şimdi Yahudilerde bu kurban, kanlı kurban olayı kalktı. Yani bugün bazıları yapıyor çünkü neden kalktı? Yani çünkü e, Mişkan döneminden ikinci mabedin yıkılmasına 70. kadar. 70. bravo evet ikinci mabed milattan sonra Titus ve Spasianus döneminde hocanın söylediği gibi yerle yıkıyordu. bir edilmesi yerle de. bir edildiği zaman artık dolayısıyla bu çünkü tapınak merkezi yapılması gerekir. Bak dikkat et bizde de hac. benzer hacı değil mi? Evet. Peki hacı nedir yani Kabe neyse Yahudiler için Süleyman tapınağı da odur bir anlamda. Dolayısıyla kurbanla tapınak mezbah arasında yani aslında kutsalların ee, kutsalı olan zaman olmadığı bir, sürece Yani şöyle bir şey. Böyle her yerde kurban kesme olmuyor. Tabii. E, dinler tarihinde buna hierof, hierofani denir. Tanrı'nın kutsalın tecelli ettiği yerler vardır. Yahudiliğe göre de işte kutsal o Süleyman Mabedi'nin olduğu dağda daha önce tabii 40 yıllık çöldeki Mişkan'ın Mişkan oraya getirmesi gibi. oraya tecelli etmişti. Bu evet. yani ufak bir şey girmiş. Şimdi lütfen, bunu dediği gibi bunda daha, daha, derin bir anlam tabii ki de aranabilir ama yani Heh. pratik bir yararı da en azından hacda ve işte belki Süleyman Mabedi'ndeki şeyde de gözüküyor. En yani azından şunu düşünün hacdaki e, yapamayacaklarınız listesinde olan şeylerden birine avlanmak.